Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden merhabalar. Gördüğünüz üzere başbakanlık ışıklarındayız ve havamız soğuk sevgili izleyiciler. Ve soğuk havada da artistliği bir çırpıda kenara atıp gördüğünüz gibi bere ve kıyafetle beraber karşınızdayız. Biliyorsunuz yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump göreve geldi. Öyle bir hal oldu ki gezegende artık bir mahallede gibi, yani Amerika'da başkan değişti sanki bizim mahallede olan bir şey. İşte Sherlock'un yeni bölümü yayınlandı, gündemimiz o. Game of Thrones'ta biri ölse bilirsiniz maraz ediyoruz. Yani iç içeyik artık gezegen olarak. Peki global olan aslında yerel olsaydı diye bir fikir jimnastiği yaptık. Donald Trump eğer yerli bir politikacı olsaydı bakın neler olurdu. Önüne çıkacak olan, seçildikten sonra önüne çıkacak olan ilk soru şuydu: abi ne oldu bizim o iş? Doğrudan İngilizceye çevirdiğimizde what happened to our job? Biliyorsunuz bu geleneksel soruya en geleneksel yanıt da memleketimizde halledeceğin karşılığı olan we are going to handle it, don't worry. Kuşkusuz ki seçildiği haftadan ilk göreceğimiz fotoğraf örgüt başkanlarıyla meyhanede bir yemek olacaktı. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Kuvvetle muhtemel masanın üstünde yenmesi ve vurması yasak olan kuşlardan pulyayı da görürdük diye tahmin ediyorum Donald Trump ile birlikte. Bizde olsaydı Donald Trump her taraf birbirine mutlaka ama mutlaka bel altı saldırırdı. Yani Donald Trump seçimi kazandı, işte dairelere müdür müsteşar yerleşti, Hillary aleyhine bir dedikodu başlardı ve mutlaka bu dedikodu yeme üzerine olurdu. Kocası başkanlık yaptı, kendi Dışişleri Bakanlığı bir rastler başkan olsun. Doymadınız. Yiyin bu, bizi de yiyin. Doymayacaksınız. Bu tabi Trumpçıların argümanı olurdu. Hillary'cilerin de tabi ki mağlup da olsalar elleri boş durmayacaktı. Karşı dedikodu da gene yeme üzerinden olacaktı. Trump Towers yaptınız, bu kadar kule yaptınız, doymadınız, daha başkan olacak bizi, o neyle yaptı o apartmanları diye Donald Trump'a da gelecekleri sevgili izleyiciler. Mutlaka bizim memleketimizde olsaydı Donald Trump olmazsa olmaz bir lakabı olacaktı sevgili izleyiciler. Ve bizim memlekette lakapların çok önemli bir özelliği var. İsmin önüne değil sonuna geliyor lakaplar. Yani mesela Arap Mehmet değil Mehmet Arap şeklinde oluyor biliyorsunuz bizde. Donald Trump'a da Donald Arap denmesi kuvvetle muhtemeldi. Donald Arap mutlaka bu lakabı inanın da alıp gidecekti diye düşünmekteyiz.